İlk inen Mekki ayetlere baktığımız zaman genelde ahlaki ilkeler üzerinde durduğunu görüyoruz. Çünkü henüz ibadetle mükellef olacak bir toplum yok. İnsanlar ferdi olarak Müslüman oluyorlar ve burada öncelikli olarak onların belli erdemleri kazanmaları gerekiyor. Yani bu anlamda mesela Estağfirullah وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا insanın yaratılışından bahsediyor Allah-u Teala. Çeşitli varlıklara yemin ediyor. Ve diyor ki وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah nefse yemin ediyor ve nefsi düzene koyduğundan söz ediyor. Sonra insana kötülüğü ve iyiliği ilham ettiğini. Sonra da buyuruyor ki قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Nefsini arındıran, o kötü duygulardan, kötü hasletlerden, kötü karakterden arındıran kimse kurtuluşa ermiştir. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Sonra da onu kötülüğe sürükleyen, onu karanlığa sürükleyen ise helak olmuştur, hüsrana uğramıştır diyor. Yani dolayısıyla daha ilk ayetlerde esasen hep ahlaka bir vurgu var. Yani dolayısıyla esasen dinin temelini güzel ahlak oluşturuyor. Sonra onun üzerine ibadetler kuruluyor. Yani bir din nasıl ahlakı, yani ibadeti öngörürken ahlakı dışarıda bırakabilir ki? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en başta اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ Yani bu mekârimel ahlak meselesi siz de en baştan beri ifade ediyorsunuz. Bizim İslam üleması mekârimel ahlak adında mesela İbn-i Evüddünya bir kitap yazmış. Evet. Ya da mesela Râgıp el-İsfahani اَذَّرِيَا اِلَى مَكَارِمِ الشَّرِيَةِ adında bütünüyle yani esasen şeriatın, dinin güzel ahlak üzerine temellendirildiğini çeşitli örnekleriyle ortaya koymuş.